vasiyet ederim. İnşallahu Teala. Evet, şimdi şeyh bulduğum vakit şeyhine karşı muamelelerim böyle olsun dedi. Şeyh bulana kadar ne yapman gerektiğini ise vasiyet ederim diyor şimdi. Anlatacağım diyor. Şimdi bunun ilki husumetini razı etmek. Yani bir kimse ile husumetin varsa onunla barışmaktır. Yani kimseyle küslük, dargınlık hali içerisinde olma. Kimseye karşı böyle küskünlük içerisinde bulunma diyor. Ve geri vermeye gücünün yettiği haksız şeyleri geri vermek. Yani hakkın olmadan bir kimsenin malını almış ve diğer hukukuna tecavüz etmiş isen, eğer o adam hayatta ise ona malını ve hakkını iade etmen ve eğer vefat etmiş ise varislerini bulup onlara vermen gerekir. Yani üzerinde bir hak varsa bu helalleşmeyi öncelikle yap. Gerek küslükleri ortadan kaldır, varsa bir küslüğün, gerekse birinin hakkı üzerine geçmiş ise bunları hakkı geçen insana ver. Hayatta değilse o kişi varislerini bulup o geçmiş olan hakkını varislerine teslim et diyor. Ve muhaleflerinde ve ilim sohbetlerinden yana vakitlerinden kaybettiğin şey üzerine ağlayarak tövbedir. Sen muhakkak işlediğin günahlardan yana yakin üzeresin ve tövbenin kabulünden de korku üzeresin. İnsan günahlarını bilir mutlaka. Kişi kendini bilir. Bu manada tabii ki günahlarına, kusurlarına da tövbe et. Ve onun kabul olup olmadığı hususunda tabii ki tereddüt taşı, %100 kabul olduğu gibi bir garanti, tövbenin kabul olduğuna dair bir garanti kimsenin yoktur. Yani senin günahların gözünün önünde sabit ve tahakkuk etmiştir. Tövbenin kabul edilip edilmeyeceği ise bilmemektesin. Bundan dolayı tövben makbuldür diye hükmedemezsin. Ve ancak tam bir taharet üzere otur. Ve senden abdest almayı gerektiren bir durum ortaya çıktığı vakit abdest alırsın. Yani abdestin bozuldukça abdest alıp bir an abdestsiz gezmezsin. Evet, bu çok mühim bir konu. Gerçekten abdest müminin silahıdır. Her daim abdestli olmaya gayret edelim. Abdest bozma ihtiyaç hasıl olduğu zaman, ihtiyaç giderildiği gibi hemen yeniden abdest alalım. Yani her daim abdestli bulunmaya gayret edelim. Bu abdestli bulunmanın çok büyük getirisi, fazileti vardır. Yani anlatılamayacak kadar çoktur. Birçok hikmetleri vardır, faziletleri vardır abdestli gezmenin. Bu husus çok önemli. Buna dikkat etmemiz gerekir. Ve abdest aldığın vakit 2 rekat namaz kılasın. Ve 5 vakit namazı cemaatte ve nafileyi de evinde kılıcı olasın. Çünkü farzları edada riya olamayacağından cemaate devam lazımdır. Nafile namazlar ise böyle değildir. Onlarda riya olma mahsuru olduğundan nafileleri evinde de kişi kılabilir. İlle camide o nafile namazları kılmasan da olur. Kılma, hatta kılma ki evinde kıl. Böyle riya durumuyla karşı karşıya kalmayasın diye nasihatta bulunuyor. Ve abdest aldığında da 2 rekat namaz kılasın. Allahu Teala'ya şükür namazı kılasın diyor. Bu biliyorsunuz Bilal-i Habeşi, sahabeden Bilal-i Habeşi'nin Allah rahmet eylesin, şefaatine nail eylesin cümlemizi. Onun yaptığı bir iş idi. Resulullah Efendimiz bir gün sordu. Beni cennette ne ile geçtin ya Bilal diye sorduğunda, ne amel yapıyorsun diye sorduğunda, o zaman Hazreti Bilal dedi ki ya Resulullah, ben her daim abdest bozduğumda yeniden abdest alırım ve her abdest alışımda da 2 rekat nafile namaz kılarım buyurdu. İşte bu amelinle diye cevap vermiş oldu Resulullah Efendimiz. Buradaki mevzuyu daha önceki sohbetlerimizde detaylı açtık. Orada cennette onu geçmiş olması bu amel hasebiyle önünde görmüş olması Resulullah Efendimiz'dir. Yoksa Resulullah Efendimiz'i mutlak manada, genel manada geçmek mümkün değil tabii ki. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Resulullah Efendimiz en kamil, Allah'ın en kamil tecelli ettiği mazhardır. Bu manada onu başka yaratılmış hiçbir mahlukatın geçmesi mümkün değil. Çünkü bütün alemler onun nurundan halk oldu. Önce nuru Muhammedi, işte hakikati Muhammedi halk edildi. Allah-u Teala onu halk etti. Ondan da bütün alemi halk etti. Bu manada düşündüğümüz zaman Allah'a vasıl olmada, Allah'ı bilmede, Allah'ı tanımada, Allah'ın rızasına kamilen erişmede yol Resulullah Efendimiz'den geçiyor.
Kapıda o var çünkü. Resulullah Efendimiz'i görmeden, bilmeden, anlamadan, onun yolunda gitmeden, zahiren ve batinen onun yolunda, izinde yürümeden bu manada kamilen Allah'ı bilmeye, anlamaya, onun rızasına kamilen erişmeye ihtimal yoktur. Bu konuyu da böylelikle dile getirmiş oluyoruz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Namaz. Abdest aldığın zaman ters gelen şeylerden, yani mekruh ve bozuk şeylerden kaçınmaya çalış. Abdesti gusül ve mes hususlarında tertibe ve sünnet-i seniyeye riayet ile tam al. Ve namaza mahsus olarak almayıp taharetli bulunmak için alsan bile namaz kılacak olan bir kimsenin itina ve dikkat ile aldığı abdest gibi tamam al. Bu abdest namaz için değildir, nasıl olsa olur diyerek müsamaha etme. Ve her bir hareketine abdest alırken besmele ile başla. Ve ellerini dünyayı terk niyetiyle yıka. Ve dünyayı terk, masivaya muhabbeti kalpten çıkarmak demektir. Günah olan şeylere, boş mele yani masivaya ait şeyleri, onlara olan sevgiyi kalpten çıkarmak demektir. Yoksa çoluk ve çocuktan ve bütün dünya işlerinden soyuklanıp ruhbaniyeti tercih etmek değildir. Burayı iyi anlatıyor yani masivayı muhabbetini kalpten çıkarmak demek, çoluğunu çocuğunu ihmal etmek, eşini bakmakla yükümlü olduğun insanları ihmal etmek anlamında bir mana çıkmaz. Onlara karşı sorumluluğu kul layıkıyla yerine getirecek. Resulullah Efendimiz buyuruyor ya, her şeyin hakkını ver diyor. Nefsinin üzerinde hakkı vardır, çoluğunun çocuğunun üzerinde hakkı vardır. Hanımının üzerinde hakkı vardır, arkadaşının üzerinde hakkı vardır, komşunun üzerinde hakkı vardır. Bunların hepsini gözetmek gerekir. Bu hususta bir tercüme. Dünya nedir? Hüdadan gafil olmaktır. Yoksa kumaşlar, gümüşler, evlat ve kadın değildir. Ve ağzına su verirken kalben zikret ve Kur'an oku. Ve Allah Teala'nın manevi ve ruhani olan kokularını koklamak niyetiyle burnuna su ver. İşte bu manevi kokuları koklamak, bunları duyabilmek niyeti üzere burnuna su ver. Ve zilleti tercih ve kibri nefsinden uzaklaştırmakla burnunu temizle. Evet, burnunu sümkürdüğünde, temizlediğinde bu niyet üzere ol. Zilleti tercih, yani kulluğu, köleliği tercih ve kibri. Kibir hasletini kendinden uzaklaştırmak, kibirden kendini muhafaza etmesi için Allah'a niyaz ederek bu manada burnunu temizle. Ve yüzünü hakka ve halka karşı haya niyetiyle yıka. Burada evet, abdestin rükünlerinde yapılacak amellerde ne niyet üzere elini, yüzünü, ağzını yıkamada ne niyet üzere olman gerektiğini dile getiriyor. Ve kollarını dirseklerine kadar bütün işlerinde hakka tevekkül niyetiyle yıka. Ve kullarını söz dinlemek ve kulaklarını söz dinlemek ve dinlediğin sözlerin en güzeline tabi olma niyeti ile meshet. Ve ayaklarını müşahade kesibini geçmek niyetiyle yıka. Kesip sözlükte kum tepesine denilir. Şeriat terimlerinde cennet küresinde cennet suretlerinden hali bir mahaldir ki cennet ehli o makamda cennetlerin bütün nimetlerinden el çekmiş oldukları bir halde zati tecelliye nail olurlar. Evet, orada cuma günü Resulullah Efendimizin önderliğinde gidip de tecelli, zati tecelli cennet ehlinin seyredeceği yer, kesip denilen yer. Kesibin yeryüzündeki benzeri Hazreti Musa'ya göre Sina dağıdır. Ve kendisine rahmet edilmiş ümmet olan ümmeti Muhammediye'ye göre Kabe'yi muazzamadır. Evet, Hazreti Musa'ya göre Sina dağı, bu kesibin benzeri. Ümmeti Muhammed'e göre de Kabe'yi muazzamadır. Ve tahkik ehline göre bu zati tecelliye mazhar olmak için ahireti beklemek gerekmez. Onlar bu müşahade kesbini bu alemde de ruh ayaklarıyla geçerler. Nitekim bu kitabın kavramlarına vakıf olanlar bunu uzak görmezler. Bunu idrak ederler. Ayaklarını yıkadıktan sonra seni taharete muvaffak eden Allah-u Teala'ya hamdü sena et. Ve sana hakka giden yolu açık bir surette gösteren Allah-u Teala'nın Resulü Hatem-i Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üzerine salavat getir. Ve seccadende veyahut namazı kılacağın bir mahalde Rabbinin huzurunda sınırlama ve teşbih
yani benzetme olmaksızın, yani onu sırf tenzih ile sınırlamaksızın ve sırf teşbih ile kayıtlamaksızındır. İşte bunun arasını tuttur. Ve tenzih ve teşbihe dair izahlar yukarıda geçmişti. Vasat ümmet olması bu ümmetin bundan gelmekte. Tenzih ve teşbihte itidal üzere olmak, dengeyi sağlamak. Ve yüzünü nasıl Kabe'ye çevirmekte isen kalbini de Hakk'a çevir. Ve bu yönelişinde vücutta ondan gayrı bir şey yoktur. Yani vücut ve varlık ancak Hakk'ın olup gerek senin ve gerek senin çevrendeki eşyanın vücutları hep onun izafi vücutlarından ibarettir. Bundan dolayı senin ve bütün mevcutların hakikati hep Hak'tır. Ve hepsinin mabudu, hepsinin mabududur. Ve izafi vücutlardan ibadet edici olarak kendisine yönelmiştir. Evet, bu hakikati Fütuhat-ı Mekke sohbetlerimizin birinci bölümünde detaylıca açmıştık. Bu vahdedi vücut meselesi ya da tevhid meselesinin hakikatini bu sohbette fütuhatı anlayabilmemiz için önce bu bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, bu idrak üzere olmamız gerektiğini detaylı bir şekilde izah etmiştik. Dileyenler o sohbeti tekrar dinleyebilirler. Fütuhat-ı Mekke sohbeti birinci bölüm. İşte kendi ibadet ediciliğini ve Hakk'ın mabut oluculuğunu böyle bilip Hakk'a yönelirsen bakışında masiva denilen vehmedilmiş mevcutlar kalkmış olacağından zaruri olarak ibadetinde muhlis olursun. İhlas üzere olursun. Ve onun hakiki vücudunun azametini ve nihayetsizliğini ve senin onun karşısında her yön ile sınırlanmış olduğunu ve kulluğunu kalp gözüyle müşahede ile tekbir et. Ve namazın başlangıç tekbirini ve müşahede içinde olduğun halde al. Evet, tekbirini de bu müşahede ile birlikte Allahu Ekber diyerek al diyor, namaza dur. Ve Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman okunan ayeti kerimenin yüksek manası ne ise kalbini bu manada gark olmuş kıl. Evet, bu manaya kendini ver, kalbini ver. Ve özellikle tabii ki namazda bütün bu okuduğumuz surelerin manasını bilerek bilinçli bir şekilde okumak en kamili, en eftali. Bununla birlikte Fatiha suresini okurken en azından, yani bütün bunların anlamını, manasını bilemeyen kardeşlerimiz mutlaka olacaktır. Bu Kur'an-ı Kerim'deki surelerin, namazda okuduğu surelerin. Ama Fatiha suresinin manasını en azından kişi bilip onun bilincinde olması da ayrı bir farkındalık, ayrı bir getirisi olan bir mevzudur Fatiha suresinin. Bunu Fütuhat-ı Mekke sohbetinde detaylıca anlatmıştık zaten, Fatiha'yı hangi müşahadede okuması gerektiğini detaylı bir şekilde izah etmişti Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. O sohbetlerimizde geçmişti. Ve Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman okunan ayet-i kerimenin yüksek manası ne ise kalbini bu manada gark olmuş kıl. Eğer ayetin manası, Câsiye 36-37'de şöyle geçiyor. Öyleyse hamd göklerin ve yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük ve azamet ona mahsustur. Ve o aziz ve hakimdir. Ve benzer şekilde Allah Teala'ya hamdü senaya dair ise sen kelamın muhatabı ol. Ve sana kitabını okuyan senin lisanından Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleridir. Evet, senin dilinden sana kelamını okuyan Hak'tır diyor. Kendine hamdü senayı sana öğretir. Ve sen onun bu öğretişi yönüyle onun nefsi ve vacip olan zatı üzerine hamdü sena edersin. Ve bunun zımnında halk edilişten kasıt ve ikilik hikmeti tahakkuk eder. Nitekim Hak Teala Zariyat 56'da ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye halk ettim buyurmaktadır. Ve okunan ayetler emir ve yasağa ve diğer hükümlere dair ise onun kulları için çizdiği sınır içerisinde durman için bu şekilde tefekkür etmen lazımdır. Ve efendin olan Allah Zülcelal Hazretlerinin geravat getirerek kendisine ve gerek halka tahsis ettiği hukuk cinsinden sana yönelttiği şeyi bil de onları eda ve muhafaza için kalbinde topla ve hazır et ki bunları bilmemek yüzünden hukuku çiğneyenler zümresine dahil olmayasın. Ve rükuya gittiğinde ve rükudan kalktığında ve secdende, kısaca namaz içindeki bütün hareketlerinde selam verinceye kadar nasiyenin onun elinde olduğunu düşün.
alnının, perçeminin onun elinde olduğunu düşün. Yani Hud 56. Hareket eden hiçbir canlı mahluk yoktur ki onun nasiyesinden tutmuş olmasın. Evet, burada geçen işte alnından tutmuş olmasın, perçeminden tutmuş olmasın anlamlarına gelmekte. Hareket eden hiçbir canlı mahluk yoktur ki o onun nasiyesinden tutmuş olmasın. Burada da mutlak Allah'ın iradesinde her şeyin cereyan ettiği hakikati de ortaya çıkmış oluyor. İşte bu ayeti kerimeden gafil olmaz mı? Fatiha'yı okurken de Muhittin İbn Arabi Hazretleri demiştik, Fütuhat-ı Mekkiye'de detaylıca anlatmıştı. Her ayeti tek tek oku Fatiha suresinde ve her ayetin bitiminde, hitamında Allah'ın da sana hitabı olduğunu bil. Onun hitabını adeta işitircesine, işitinceye kadar kişi taklit yapacak. Allah'ın sevdiği kullardan olduğunda, Allah'ın velileri olduğunda tabii ki bu hitabı işitir hale gelmiş oluyor. İşte o Allah'ın da her Fatiha'da okuduğu ayetin, her ayetin hitamında Allah'ın da kendisine hitap ettiğini, bunu sohbette detaylıca anlatmıştık. Hitap ettiğini bilerek o hitabı işitmek kastı ile biraz durup beklemesi gerektiğini, duraklama yapması gerektiğini de beyan etmekteydi Fatiha suresini namazda okurken. Buna da riayet edelim inşallah. Devam ediyoruz. Ve selam verdikten sonra da akdin üzerinde, yani yukarıda anlatılan tefekkürün üzerinde sabit kal ki bu akdine dahi olan senin ve Rabbinin gayrı bir kimse yoktur. Bundan dolayı ona karşı ahdini bozucu olma. Ve sana emreden Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerine söz ile selam ver. Çünkü senin hüviyetin hak olduğu için bu selamın senin nefsine ait olur. Evet. Nitekim Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Nur 61. Bir haneye girdiğiniz vakit nefislerinize selam veriniz buyurmaktadır. Evet, burası önemli. Burada nice hakikat ve sır da yatmakta. Buradaki kelamın altında. Bunu da tefekkürlerinize bırakıyorum. Haneye girdiğinde selam ver. İşte burada namazda da selam verirken ne diyor? Çünkü senin hüviyetin hak olduğu için bu selamın senin nefsine ait olur. Bundan dolayı her ne vakit evine veya odana girersen iki rekat selam verme namazı kılıp nefsine selam ver. Ve dahil olduğun her bir yerde de böyle yap. Evet, bu çok mühim bir şey. Yani her girdiğin, girerken, çıkarken işte bu sünneti yerine getirmek, bu sünnet üzere olmak, böyle nafile namaz kılmak büyük getirisi olan bir hal. Nitekim sohbetlerimizde dile getirdiğim, anlattığım gibi Beşir dedemi, Allah rahmet eylesin, Medine'de tanıştığım, bu yola intisabıma vesile olan zat Beşir dedemi ben bu hal üzere görmüştüm. Orada sürekli eve girdi, evden çıkarken abdest aldı, her daim iki rekat namaz kılar idi. Yaptığı mescide girdi, o şekilde her daim iki rekat namaz kılar hal üzere gördüm. Çok hoşuma gitmişti onun bu hali. Devam ediyoruz. Ve dahil olduğun her bir yerde de böyle yap. Burası tenhadır. Kime selam vereyim tarzında halin hakikatinden yana cahil olanların fikrinde bulunma. Yani kimse yok. Boşluk, insanlar yok burada. Boş burası, bu oda. Kime selam vereyim gibi düşünme. O, sen orayı göremiyorsun. Orası boş değil. Orada Allah'ın melekleri var. Cinlerden, cin taifesinden bulunanlar var. Dolayısıyla bunları da düşünmek lazım. Çünkü cahiller kendi nefislerinin hakikatini bilmedikleri gibi her bir zerrede hakkın müşahade edildiğini idrak edemezler ve bu ayeti kerimenin hükmünü cennete dayandırırlar. Ölüm ile halin hakikati kendilerine açıldığı zaman çok şeye uymayanın kendileri olduğunu pek acı bir şekilde idrak ederler. Fakat iş işten geçmiş bulunur. Evet, işte o ölüm var ya, ölüm. Ölüm anında perdeler açıldığı zaman birçok hakikati kişi idrak eder, görür, anlar. Lakin artık iş işten geçmiştir. Dünya hayatı sona ermiştir. Allah işte ölmeden önce ölenlerden olmayı nasip eylesin bize inşallah. Ölümün bu şekilde ne olduğunu idrak edip ölmeden önce ölenlerden, yani bu hakikatlere vakıf olup idrak edip ve gereğince yaşayanlardan olmayı nasip eylesin. Amin.